Aziz dostlarım, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 5 Ağustos Çarşamba günü. Güzel bir gün olsun. Su falım var. Su falını seçen sevgili dostlarım. Rune kartlarım var. Rönesans tarotum var. Melek kartlarıyla destekleyeceğim. Ve size Küçük Ebru'lu kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Artık onu siz biliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Nilgün'ün kitabı, Piki Vuruşları var. Streste Başa Çıkma bölümü var. Burayı okumak istiyorum. Bir kere derin derin burundan nefes alıp ağızdan vereceğiz. Bir, iki, burundan alıyoruz. Üçü dışarıdan veriyoruz. 3 dakika sürüyor. Tabii ben şu anda vakitim kısıtlı. Fallarım var. Onlara bakacağım biraz sonra. Ama 3 kez bunu yapalım. Sonradan şu üçüncü göz, yani şu bölge var ya, üçüncü gözün biraz daha üzerine. Bu bölgeye biz diyoruz ki nörovasküler bölge. Şöyle, şurası. Üçüncü gözün biraz daha yukarısı. Nörovasküler bölgeye saat istikametinin tersinde 3 dakika masaj yapıyoruz. Stresten özgürleşiyoruz. Şimdi yapalım. Hep beraber. Hazır mıyız? Hadi. Dakika sürsün. 7'ye kadar da yapabilirsiniz. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş kere burundan alıp 2 kere ağızdan verebilirsiniz. Yapayım onu da. Üç dakika boyunca bunu yapın. Nörovasküler sistemimizde 3 dakika boyunca saat istikametinin tersinde şu 3 parmağımızda olmanız yeterli. Ben kitaptan ilgili bölümü şu şekilde göstereyim dostlarım. Görüyor musunuz? Heh. Masaj yapılan bölgeyi gösteriyor. Ve şunu diyorsunuz. Yaşam beni destekliyor. Ben Tanrı'nın sevgili çocuğuyum. İlahi nurdan yaratıldım. Allah'ınıza şükrediyorsunuz sevgili dostlarım. Melek kartlarımı su falının altına koyuyorum. Destekliyorum çünkü onlara. Destek veriyorum. Rune kartlarımın altına koyuyorum. Ve Rönesans tarotunun altına koyuyorum. Bakalım ne çıkmış. Bakalım neler var. Neler var. Neler var, neler yok. Su falını her zamanki gibi sorularımla açıyorum. Ne olabilir? Stresli olabilirsiniz. Stresim geçecek mi? Parasal yönden diyelim ödemelerimi rahatlıkla yapacak mıyım? Ödemelerimi yapacak mıyım? Evrensel akış var mı diye. Bir de ne soralım sevgili dostlarım? İkili ilişkileri soralım. İkili ilişkilerde neler olacak? Onları soralım. İkili ilişkilerde 3 tane soru hazırladık. Stresten özgürleşecek miyim? Ve ödemelerimi rahat yapacak mıyım? Ben borç sözcüğünü kullanmıyorum. Bak tekrar ettirmeyin bana lütfen. Borç demiyorum. Borç oldukça borcumuz bitmiyor. Paranın bereketi gelmiyor. Ve ikili ilişkilerim ne hale gelecek? Nasıl? İkili ilişkilerimde şifalanma var mı? Sevgili perilerim, sizi çağırıyorum. Lütfen bana destek olun. Gelecekle ilgili bilgileri almama, ihtimalleri göz önünde bulundurmama yardım edin.
Sizi çok seviyorum. Evrenin bütün güçleri, sevgili güzel güzel perilerim ve evrenin bütün mıknatısları birleşin ve güçlenin ve geleceği okumama yardım edin. Bugün bir dua okumak istiyorum. Sure değil. Bolluk bereket gelsin diye. Etteviyatı lillahi ve selavatı fattayvat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmatullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salim. Eşhedü enna ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resulü. Evet sevgili perilerim, lütfen geldiyseniz çembere girin. Bir kalabalık görüyorum diyor. Suf alanı seçen aziz dostlarım. Bir kalabalığın içinde gözüktünüz. Bir kalabalığın içinde diyor, muazzam güzel şekilde diyor, karşılanacak güzel bir şekilde neşeli bir kalabalığın içerisinde gözüktü diyor. Gerek kadın olsun gerek erkek olsun çok güzel bir kalabalıkta toplumsal kabulde yerini alacaklar diyor. Hiç diyor, üzülmesin. Üzüldüğü iki şey olmuş, gözyaşı döktüğü iki olay olmuş. İkisi de feraha çıkacak diyor. Nar görüyorum ortasında. Bereketi çok görecek diyor. Belki biraz birikmiş borçları olabilir. Yanılıyor olabilir. Yanılmış ve şaşmış. Birilerine kefil mi oldunuz? Birilerine para mı verdiniz? Yanlış bir işe mi adım attınız? Zarar etmişsiniz dostlarım. Peki sevgili perilerim, çembere alın. Bu borçlar ödenecek mi? Çembere alın. Çembere alın borçları. Çembere alın. Çember oluştu dostlarım. En geç Eylül ayında bu borçların tamamı bitmiş olacak. Yeni bir döngüye merhaba diyecek diyor. İki ayrı yerde iki hata yapmış. İkisi de telafisi mümkün diyor. Geçmişlerden dört ayrı diyor. Dört ayrı yerden gelir kapısı açılmış diyor. En geç Kasım'da yeniden doğmuş gibi olacak. Ve bunu sufana baktığım insan diyor. İkilemde kalmış korkuları var. Korkularını yendiğini görüyorum. Korkularını Allah'ın rızasıyla yenecek diyor. Bereket ona doğru akıyor. Ve sevgili perilerin diyor ki, ikili ilişkilerden ziyade bu falına baktığımız insan işle ilgili durumları var. İşle ilgili durumuna öncelik versin. Zaten bir partnerden ayrılmış, sinirli bir şekilde ayrılmış. Sinir var, öfke var, bunları diyor yenememiş henüz. Şu anda diyor sadece odaklansın işe. Parasal yönden ödemelere. Bunlara odaklanırsa daha başarılı olacak. Çünkü borç enerjisi yüzünden, bunlara kafasını takması yüzünden diyor periler sıkıntı olmuş diyor. O yüzden diyor ikili ilişkilerine de olumsuz yansımış. Şu an için ikili ilişkiler askıya alınmalı ve yeni ilişkiler için, yeni dengeler için borcun ödenmesi beklenecek diyor. Ve bu borç ödenecek ve ödemeler çok güzel olacak. İş kapısı açılacak, rızık kapısı açacak. Kasım'dan itibaren aşkla ilgili gelişmeler son derece güzel olacak diyor. Rochella çıkıyor. Yüreğinin rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlediğin takdirde refah sana şimdi geliyor. Yüreğin. Yüreğinin özünü dinle. Refah geliyor. Borçlar ödeniyor, refah geliyor. Daha ne olsun, evrensel sistem seni destekliyor. Çok güzel bir dönemden geçiyorsun. Gözün aydın. Ve bereket sana geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Kasım ve Mayıs ayı döneminde çok yüklü paralar kazanacaksın. Çok yüklü güzel şeyler yapacaksın. Evrensel sistem seni destekliyor. Gözlerin aydın. Gözlerin aydın. Ve geliyorum Rune kartlarına. Rune kartlarını seçmeye çalışıyorum. Rune destesini seçenler, bir engelle karşılaşmışsın aziz dostum. Bir engel. Ne bileyim, insanlardan mı gelmiş, olaylardan mı gelmiş, bir zaman mı girmiş araya, bir şeyler engel olmuş.
Engelleri aşmak için dualar etmişsin, insanlarla konuşmuşsun. Bir türlü bir tıkanıklık açılmıyor. Duygusal hayatındaki engel açılmıyor. İş hayatındaki engel açılmıyor. Düşünüyorsun, taşınıyorsun, ben mi yanlış yaptım diyorsun. Hayır. Bir yıldızsal sistem oluşmuş. Yıldızsal sistemin olumsuz bir döneminden geçmişsin. O yüzden bir türlü yerine oturmamış taşlar. Engellerin kalkmasını görüyorum. Ve Uruz çıkıyor. Yeni bir kapı, yeni bir iş, yeni bir oluş, bereket, bolluk, para peş peşe geliyor. Sağlık durumun, kalbinle ilgili belki sıkışıklık vardı, belki mide sorunları yaşadın. Mide ve bağırsak sorununa işaret ediyor. İç organları, kalp ve mide sistemi özellikle alt üst olmuş, onun şifalanacağını görüyor. İnanılmaz derecede güzel bir kapı açılmış. Rızık kapısı çok bereketli, çok güzel, çok olumlu. Gözün aydın. Ay evet, bu sıcaktan o kadar zor bakıyorum ki. Ve Gebo çıkmış. Geçmişi geçmişte bırakıyorsun, düşmanlarını alt ediyorsun. Geçmişte bıraktığın şeyler var ya, insanlar bin pişman olacak seni kaybettiklerine. Ama sen onlara dönüp bakmayacaksın. Ben arkama bakmam, ileriye bakarım diyeceksin. Bunu da başaracaksın sevgili dostum. Seni yarı yolda bırakanlar, sana kötü davrananlar, sana destek olmayanlar kendiler utanacaklar. Ve Rosetta çıkıyor. Diyor ki Rosetta, gençlerle çalışmanın karşılığı olarak bir armağan var ve ilahi armağan çocuklara yardım etmeyi, öğrenmeyi veya ebeveynlik yapmayı içeriyor. Eğer evliyseniz çocuk müjdesi var. Bekarsanız nişan takma, evliliğe adım atma müjdesi var. Eğer atanmayı bekleyen bir öğretmenseniz atanmanız var. Atamayı bekleyen bir hemşireyseniz çocuk hemşireliği gibi bir bölüm var. Eğer erkekseniz yeni bir bayan giriyor hayatınıza, yaşça küçük, bu ikinci eşiniz de olabilir, yeni bir flörtünüz de olabilir. Çok güzel günler seni bekliyor. Meleklerin destekliyor seni, merak etme. İlahi sistem destekliyor. Üçüncü Rönesans tarotunu seçenler, tılsımların dokuzlusu. Büyük bir mücadeleye girişmişsin. Mücadeleden zaferle çıkacaksın. Parasal yönden çok kaybın olmuş olabilir ama kazançların da çok fazla olacak. Hiç merak etme. İlahi olarak destekleniyorsun. Aynı diğer kartta çıktığı gibi. Yalnız biraz gayret et, harekete geç. Biraz ümitsizlik var sende. Ümitsizliğin gitmesi lazım. Ve aynı şekilde bir üst düzey bir yetkiliyle görüşeceksin. Arkası çok kuvvetli bir adamla görüşeceksin. Çok destek veriyor. Bu adamlar çok iyi insanlar. Yani çok güzel, çok düzgün insanlarla görüşme yapacaksın ve sana öbür tarafın, perdenin öbür tarafına girme, yeni çevrelere girme şansını verecekler. Bu destek olan insanlar böyle çok kuvvetli yerlere bağlılar, merak etme. Bir de ben buna genelde nazar derim. Nazar enerjisi çok yoğun, üzerlik ve Felak ve Nas surelerini oku. Bu Illuminati falan diyorlar da ben bunu gördüğümde nazar enerjisi derim. Bir nazar boncuğu tak. Evine bir nazar boncuğu, bir atnalı tak. Onun arkasına iki tane kapı açılacak ki benzeri olmayan bir şansa yelken açacaksın. Bankacılık gibi, muhasebecilik gibi bir işlerde başarılı gözüküyor. Para elinde bereketlenecek, onu göreceksin. Havalara uçacağın bir sevinçli haberin var. 10 gün içerisinde sevinçli haberini alacaksın. Hiç merak etme. Evrensel sistem seni destekliyor. Hiç kafanı yorma. Her şey yolunda. Ve Indriel çıkıyor. Ben Indra diyorum hep buna. Indra da deniyor buna. Indriel. Sen bir ışık işçisisin. Tanrı'nın senin ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacın var. Kimse için kötülük düşünmemişsin. Bir ışık işçisisin diyor. Allah da seni diyor, destekliyor diyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Siz insanların ayıbını örtün ki diyor. Ahirette de ben sizin diyor ayıbınızı örteyim diyor. O yüzden insanların yanlışını görmezden gelin. Allah sizi seviyor, destekliyor. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın.